Bölgenin eczane teknisyenleri sorunlarını tartıştı. Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu tarafından İskenderun'da düzenlenen meslekçi dayanışma toplantısında 6 Şubat felaketinin yarattığı olumsuzlukların da yer aldığı mesleki sorunlar dernek başkanlarınca masaya yatırıldı. Akdeniz Eczane Teknisyenleri Değerli Federasyonu arkadaşlar. Başkanı Cemal Çelik'in girişimleriyle düzenlenen Başkanlar Kurulu Meslekçi Dayanışma toplantısı Yükseliş Koleji salonunda gerçekleştirildi. Sayın Levent Başkanıma ben buradan teşekkür ediyorum. Çünkü esnaf ayağa kalkarsa ülke de ayağa kalkar, ilçe de ayağa kalkar. Federasyonumuza bağlı dernekleri misafir ettik. İşte Mardin, Hatay, Maraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis aramızdalar. Mesleki sorunlarımızı tartıştık. Geleceğimizi tartıştık. 6 Şubat'tan itibaren yaşadığımız o asrın felaketinden sonraki meslektaşlarımın konusunu tartıştık. Kendimize göre her ilde yapılabilecek şeyleri masaya yatırdık. Bizler aslında gizli bir kahramanız. Pandemide sokağa çıkma yasağı vardı ama bizler hep sokaktaydık. Depremde canla başla 2 ay İste'de bir çok büyük bir eczane kuruldu. Yaklaşık günde 3.000 kişiye ilaç ihtiyacını gördük. Bununla da öyle mutlu olduk ki. Çünkü insanlar ne ilacı var, çocuklar perişan, mama yok, bez yok, kalp, tansiyon. Bunlara o kadar mutlu şekilde cevap verdik ki biz sadece dernek, teknisyenlerimizle ilgili çalışma yapmıyoruz. Topluma nasıl faydalı oluruz? Topluma ne faydamız olur? Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Hiçbir zaman için federasyonumuza bağlı dernekler, bizler tabela derneği olmadık. Biz eczacı kalfa eczanede çalışıyorduk dedim ya. Biz gittik bakanlığa şöyle dedik, siz kimsiniz ya? Temizlik görevlisi değil mi? Öyle dedim size. Ama biz direttik. Biz temizlik görevlisi doğru ama biz başka bir şey de yapıyoruz. Meslekte genel anlamda istisnai durumlar dışında eczanede bir farkındalık yaratıldığı zaman ister istemez eczacı hakkını verecek o arkadaşlarım. Şimdiki meslektaşlarımız kesinlikle şu anda derneklerimizi yöneten, federasyon konfederasyonlarımızı yöneten arkadaşların dışında ki yeni genç arkadaşlarımız hem bu sivil toplum örgütlerine katılmama gibi bir şeyleri var arkadaşların hem de umursamazlık var. Sadece sabah akşam mesain bitsin eve gideyim modunda çalışıyorlar. Yani bizler öyle değildik. Yani eskiler sorumluluk taşıyordu ve şu anda eskiler sorumluluk taşıya taşıya kendisini belli bir yerlere getirdi. Evet, eczane teknisyeni arkadaşlarımızın bu hem pandemi döneminde hem de bu deprem döneminde göstermiş oldukları fedakarlıkları biz yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Onun için aslında hepinize ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sadece doktorlarımız ve hemşirelerimiz değil, eczanede çalışan bütün teknisyenlerimizin de bu dönemde göstermiş olduğu fedakarlık küçümsenecek fedakarlık değil. Bu yüzden hepinize hem yönetim kurulum adına hem meclis üyesi arkadaşlarım adına hem de size ihtiyaç duyan herkes adına çok teşekkür etmek istiyorum. Biz gerçekten sivil toplum örgütlerinde görev yaptığımızda da siyasi partideki mücadelemizde de hep eczane teknisyenlerimizin yanında olduk. Onların sorunlarını kamuoyuna taşımak, çözümler noktasında çözüm üretmek adına başkanımızla birlikte mücadele ettik. Bugüne kadar vermiş olduğu mücadelenin şahidi benim. Gerçekten kuruluş amacına uygun olarak mücadele eden ender sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyle Cemal Başkan'ın başkanlık yapıyor. Biz de onun mücadelesine elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz ve çaba gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da inşallah bu haklı mücadelenin yanında her zaman, her daim yanlarında olacağız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.